Materyalistler tarihin en büyük tuzağına düşmüşlerdir. Türkiye'deki materyalist çevrelerde baş gösteren ve burada sadece birkaç örneğine değindiğimiz panik atmosferi aslında materyalistlerin tarih boyunca karşılaşmadıkları kadar büyük bir hezimetle yüz yüze olduklarını gösterir. Maddenin aslıyla muhatap olmadığımız gerçeği modern bilim tarafından ispat edilmiştir ve dahası çok açık, kesin ve güçlü bir biçimde ortaya konmaktadır materyalistler körü körüne inandıkları, bel bağladıkları, güvendikleri maddesel dünyanın içindeki her şeyle birlikte tamamen yok olduğunu görmekte ve buna karşı hiçbir şey yapmamaktadırlar. İnsanlık tarihi boyunca materyalist düşünce hep var oldu. Ve bu kişiler kendilerinden ve savundukları felsefeden çok emin bir şekilde kendilerini yaratmış olan Allah'a cahilce baş kaldırdılar. Ortaya attıkları akıl ve bilim dışı senaryoya göre madde ezeli ve ebediydi ve tüm bunların bir yaratıcısı olamazdı. Allah'ı tenzih ederiz. Yalnızca kibirlerinden dolayı Allah'ı reddederlerken maddenin mutlak varlığı olduğu yalanının ardına sığındılar. Bu felsefeden öylesine eminlerdi ki hiçbir zaman bunun aksini ispatlayacak bir açıklama getirilemeyeceğini düşünüyorlardı. İşte bu yüzden maddenin aslı ile ilgili olarak bu kitapta anlatılan gerçekler bu kişileri büyük bir şaşkınlığa düşürmüştür. Çünkü burada anlatılanlar felsefelerini temelden yıkıp atmış üzerinde tartışmaya dahi imkan bırakmamıştır. Tüm düşüncelerini, hayatlarını, kibirlerini ve inkarlarını üzerine bina ettikleri madde ellerinden bir çırpıda uçup gitmiştir. Allah'ın bir sıfatı inkarcılara tuzak kurmasıdır. Kur'an'da kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken Allah da bir düzen, bir karşılık kuruyordu. Allah düzen kurucuların tuzaklarına karşılık verenlerin hayırlısıdır. Ayetiyle bu gerçek bildirilir. İşte Allah maddenin aslıyla muhatap olduklarını zannettirerek materyalistleri tuzağa düşürmüş ve tarihte benzeri görülmemiş şekilde küçültmüştür. Mallarının, mülklerinin, mevkilerinin, ünvanlarının, içinde bulundukları toplumun, tüm dünyanın ve aslında sadece kopyalarıyla muhatap oldukları her şeyin aslını bildiklerini sanmışlar. Üstelik bunlara güvenerek cahilce Allah'a büyüklenmişlerdir. Büyük bir akılsızlık örneği sergileyip böbürlenerek Allah'a isyan etmiş ve inkarda ileri gitmişlerdir. Bunları yaparken de güç aldıkları tek şey madde olmuştur. Ama öyle bir anlayış eksikliği içine düşmüşlerdir ki Allah'ın kendilerini çepeçevre sarıp kuşattığını hiç düşünmemişlerdir. Allah inkarcıların anlayışsızlıkları sonucunda düşecekleri durumu Kur'an'da şöyle haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa hileli bir düzen mi kurmak istiyorlar? Fakat asıl o inkar edenler hileli düzene düşecek olanlardır. Tur suresi 42. Bu belki de tarihin gördüğü en büyük yenilgidir. Materyalistler kendilerince büyüklenirken aslında büyük bir oyuna gelmişler, Allah'a karşı çirkin bir cesaret göstererek yaptıkları mücadelede kesin olarak yenilmişlerdir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Böylece biz her ülkenin önde gelenlerini orada hileli düzenler kursunlar diye oranın suçlu günahkarları kıldık. Oysa onlar hileli düzeni ancak kendilerine kurarlarda bunun şuuruna varamazlar ayeti yaratıcımıza cahilce baş kaldıran bu gibi inkarcıların nasıl bir şuursuzluk içinde olduklarını ve nasıl bir sonla karşılaşacaklarını en açık şekilde haber verir. Bir başka ayette ise bu gerçek şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Bakara suresi 9 İnkarcılar kendilerince tuzak kurmaya kalkışırlarken Allah'ın ayette bildirdiği şuuruna varamazlar ifadesiyle açıklandığı gibi çok önemli bir gerçeği fark edememişlerdir. Yaşadıkları tüm olayların zihinlerine muhatap oldukları kopya görüntüler olduğu ve işledikleri her fiil gibi kurdukları tuzakların da zihinlerinde oluşan bir görüntüsüyle muhatap oldukları gerçeğini. Bu kavrayışsızlıklarından dolayı Allah ile yalnız olduklarını unutarak kendi kendilerini hileli bir düzene düşürmüşlerdir. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de Allah inkarcıların tüm hileli düzenlerini temelinden yıkacak bir gerçekle onları yüz yüze getirmiştir. Allah, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz şeytanın hileli düzeni pek zayıftır. Ayetiyle bu düzenlerin daha ilk kuruldukları anda sonuçlarının yıkım olacağını da haber vermiştir. Ve müminleri de kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların hileli düzenleri size hiçbir zarar veremez. Ayetiyle müjdelemiştir. Allah bir başka ayetinde inkar edenlerin aldanışlarını şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer. Susayan onu su sanır. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bulur. Materyalizm felsefesi de bu ayette işaret edildiği gibi isyan edenler için bir serap oluşturur. Ona güvenerek ellerini uzattıklarında her şeyin bir hayalden ibaret olduğunu anlarlar. Allah onları böyle bir serapla kandırmış, bütün bu algılar bütününü gerçeğiyle muhatap oluyorlarmış gibi göstermiştir. Profesörler, astronomlar, biyologlar, fizikçiler, ünvanları mevkileri her ne olursa olsun maddeyi kendilerine akılsızca ilah edinmeleri Allah'ı tenzih ederiz nedeniyle bu oyuna gelmişler, birer çocuk gibi aldanmış ve küçük düşmüşlerdir. Beyinlerinde gördükleri kopya görüntülerin mutlak olduğunu sanarak onun üzerine felsefelerini, ideolojilerini kurmuşlar, hakkında ciddi tartışmalara girmişler, sözde entelektüel anlatımlar kullanmışlardır. Tüm bunlardan dolayı da kendilerini çok akıllı saymışlar, evrenin gerçeği hakkında fikir yürütebileceklerini düşünmüşler ve en önemlisi kendi sınırlı akıllarıyla Allah hakkında zanlarda bulunmuşlardır. Allah onların içine düştükleri bu durumu bir ayetinde şöyle bildirir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar, inanmayanlar bir düzen kurdular. Allah da buna karşılık bir düzen kurdu. Allah düzen kurucuların en hayırlısıdır. Ali İmran Suresi 54 Dünyada bazı tuzaklardan kurtulmak mümkün olabilir. Ancak Allah'ın inkar edenlere kurduğu bu tuzak öyle sağlamdır ki asla bir kurtuluş imkanları kalmamıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar, kime başvururlarsa vursunlar, kendilerini kurtaracak Allah'tan başka bir yardımcı bulmaları da mümkün değildir. Allah'ın Kur'an'da haber verdiği gibi, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım kendileri için Allah'tan başka bir vekil, koruyucu dost ve yardımcı bulamayacaklardır. Materyalistler böyle bir tuzağa düşeceklerini hiç beklemiyorlardı. 20. yüzyılın bütün imkanları ellerindeyken rahatça inkarda diretebileceklerini ve insanları da inkara sürükleyebileceklerini sanıyorlardı. Allah inkarcıların tarih boyunca taşıdıkları bu zihniyeti ve uğradıkları sonu Kur'an'da şöyle haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de onların hilesine karşı onların farkında olmadığı bir düzen kurduk. Artık sen onların kurdukları hileli düzenin uğradığı sona bir bak. Biz onları ve kavimlerini topluca yerle bir ettik. Neml suresi 50 51. Ayetlerde anlatılan gerçeğin bir anlamı da şudur. Materyalistlere sahip oldukları her şeyin sadece beyinlerindeki kopyalarıyla muhatap oldukları açıklanmış. Yani ellerindeki her şey topluca yok edilmiştir ve onlar aslında bildiklerini zannettikleri mallarının, fabrikalarının, altınlarının, dolarlarının, çocuklarının, eşlerinin, dostlarının, makam ve mevkilerinin hatta kendi bedenlerinin ellerinin arasından kayıp gittiğine şahitlik ederken bir anlamda yok olmuşlardır. Madde olmaktan çıkmış artık birer ruh haline gelmişlerdir. Kuşkusuz bu gerçeğin farkına varmak materyalistler için olabilecek en dehşet verici olaydır. Çünkü bu kendi tabirleriyle onlar için henüz dünyadayken ölmeden bir ölüm hükmündedir. Allah, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kendisini tek olarak ve yapayalnız yarattığım şu adamı bana bırak. Ayetiyle her insanın Allah'ın katında aslında yapayalnız olduğu gerçeğini haber vermiştir. Bu olağanüstü gerçek daha pek çok ayette bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de teker teker, yapayalnız ve yalın bir tarzda bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız. Enam suresi 94 Ve onların hepsi kıyamet günü ona yapayalnız ve tek başlarına geleceklerdir. Meryem suresi 95 Bu ayetlerde anlatılan gerçeğin bir manası da şudur. Maddeyi cahilce ilah edinenler, Allah'ı tenzih ederiz, Allah'tan gelmiş ve yine ona dönmüşlerdir isteseler de istemeseler de Allah'a teslim olmuşlardır. Şimdi hesap gününü beklemektedirler ve o gün hepsi tek tek sorguya çekileceklerdir. Her ne kadar anlamak istemeseler de